Maalesef çocuklarla ilgili yapılan çalışmalar, bütün ülkelerde sokağa çıkma yasakları olduğu dönemde, okulların kapalı olduğu dönemde yapıldığı için çocukların çok da bulaştırmadığı şeklinde yanlış bir sonuca varıldı. Oysa bunları hep söylüyorduk biz, okulların açıldığı dönemde bu değişir diye. Nitekim son 2 haftadır yapılan çalışmalar bütün dünyada gösteriyor ki çocuklar da en az yetişkinler kadar, hatta bazen onlardan daha uzun süre bulaştırıyorlar. O yüzden bu hem okulların açılmasındaki problemleri artırıyor, hem de toplumda hastalığın giderek daha çok yayılmasına neden oluyor. Örneğin biz 31 Ağustos'tan 21 Eylül'e erteledik. Ama 21 Eylül'de vakaların azalması için ortada görünen bir neden yok. Ve belki de biz 21 Eylül'de 31 Ağustos'tan daha kötü şartlarda en azından belli sınıfları açmak zorunda kalacağız. O yüzden pandemide bazı tedbirleri kaldırırken hedeflere ertelemek lazım, tarihlere ertelemek yerine. Nedir bu hedefler? Her ülke farklı hedefler kullanıyor. Bir kısmı günlük vaka sayısına göre bir hedef belirliyor. Bir kısmı yaptıkları testlerin pozitiflik oranına göre. Örneğin biz de diyebiliriz ki bizim hedefimiz işte günlük vaka sayısını 800'ün, 700'ün, 500'ün bir hedef koyup bunun altına indiğinde okulları açacağız demeliyiz. Yani şu tarihte yerine şu hedefe ulaştığımızda demeliyiz. Bu hedefe ulaştığımız tarih hangi tarih olursa o zaman okulları açmalıyız. Eğer o tarihe kadar o hedefe ulaşamamışsanız okulları açmak riskli olacaktır. Yani giderek özellikle okul çağındaki çocukların ve gençlerin virüsü daha fazla bulaştırdığına dair yeni çalışmalar çıkıyor. Okullarda ne kadar tedbir alırsanız alın bu biraz sıkıntılı bir iş. Yani okullar pandeminin yayılmasında önemli bir rol oynuyorlar. O yüzden de zaten bütün ülkelerde problemler çıktığında ilk alınan tedbirlerden biri okulların kapatılması. Birçok ülke bu deneyimi yaşadı. Okulları açıp tekrar kapatmak zorunda kaldı. O yüzden de benim önerim hiç değilse salgından korktuğu için çocuklarını okula göndermeyen ailelere göndermeden o seneyi uzaktan eğitimle tamamlama şansı verilmesi. Eğer böyle olursa okula giden çocuk sayısı da azalacağı için okuldaki çocuklar da daha güvenli ortamda eğitim alacak. Yani işte o sınıfta örneğin 15 öğrenci yerine 10 öğrenci olacak ve gerekli 1,5 metre mesafeyi daha rahat sağlayacaksınız. Şunu biliyoruz, özellikle belli bir yaşın üstü, yani 10 yaşın üstü mesela daha fazla rol oynuyor bulaşmada. Bu daha çok virüs çıkardıklarından değil. O yaş grubu, özellikle adolesan yaş grubuna teması kontrol etmek çok daha zor. Onların işte aktiviteleri, işte vakit geçirme şekilleri falan daha çok temassız olduğu için o grup daha riskli. Ama öbür taraftan da o grupta örneğin maske takma konusunda falan küçük çocuklardan daha fazla uyabilecek yaşta. O yüzden yaş ayırt etmeksizin bütün yaş grupları riskli aslında. Ama özellikle küçük çocukları ben daha riskli buluyorum bu maske nedeniyle. Çünkü şu gerçeği hep aklımızda tutmalıyız. Tek başına maske %86, tek başına mesafe %82, ikisi birden kullanılırsa %97 koruyor. Dolayısıyla hemen hemen hiç maske kullanamayacak yaş grubunun ben aynı anda başlamamasını, önce büyük sınıfların başlayıp oradan edinilen tecrübelerle örneğin 1 ay sonra daha küçük yaş gruplarının başlamasını tercih ederdim. İddia şu ki tabii mantıksal temelleri de var. Özellikle Çinlilerin ve Rusların aşısı adenovirüs 5 dediğimiz insanlarda oldukça sık görülen bir tipinin kullandığı bir aşı. İnsanların çoğunda bu virüs geçirildiği için bu virüse karşı bağışıklık var. Ve dolayısıyla sizin bununla yaptığınız aşı etkili olmayacaktır deniyor.
Tabii bunun için bu sonuçları dikkatli değerlendirmek lazım. Gerçekten mantıken bu düşünce doğru. İşte adenovirüs kullanıyor İngilizler ve Amerikalılar da, ama onlar 26 dediğimiz daha az görülen bir virüs kullandıkları için onlarda bu antikor olma olasılığı daha düşük. Nitekim bu aynı yöntemle geliştirilmiş bir HIV aşısında, yani AIDS aşısında tam tersine aşılananlarda daha çok AIDS gözlendi. Ve bu da buna bağlandı. Yani bu insanların çoğunda bu adenovirüse karşı antikor olduğu için sizin verdiğiniz aşı etkili olmadı. Tam tersine baskıladı, bağışıklığı. O yüzden daha çok hastalık oldu diye. Bu tabii bir iddia. Tamamen teorik bir düşünceydi. Ama o aşıların, Çin aşısı işte üçüncü fazda, Rus aşısı daha ikinci fazda çalışmalar devam ediyor. Onların sonuçlarına da işte bunlar da dikkate alınarak daha dikkatli bakılacak. Daha dikkatli değerlendirilecek. Ama bu adenovirüs aşılarının biraz bir problemi var. Yani henüz daha, o yüzden işte biz bazen böyle farklı da yansısa basına, henüz daha kesin etkili bu aşı diyecek bir aşı yok elimizde.